Bugün haberlere nasıl çıktım biraz ondan bahsedeceğim. İlginç görüntünün adresi Bursa. O halde yolda bırakmaya içe el vermeyince... Şimdi ben televizyona neden çıktım? Şimdi ben buraya neden çıktım? Televizyona bu olay nasıl aksetti? Gel abi gel serbest gel. Şu an serbest değil abi bekle bekle. Abi ben deyince gelecek. Röportaj videosu şimdi gelsin bir de benden izleyin. Agresifim, kompleksliyim. Yerdilerimi kaldırdığımda kedi gibi bir insanım. Otobüse mi yetişecektin sen? He. Atla gel. Gelin şimdi bakayım size konuşalım. Siz teker yapıyorsunuz mu? Ön kaldırma. Hiçbiriniz yapamıyorsunuz mu? Mad Max filmini izledin mi? Oraya başrolü olsun. Kendimi Allah cezanı vermesin. Kerem az önce kendini çektiği için tekrar ön kaldıracağız. Şimdi 3'ten geriye sayacağım. Hami Kaza'ya abone olun. Merhaba arkadaşlar, Hami Kaza kanalına hoş geldiniz. Ve şuradan atlayacağız. Perfect. Hoppa! Yes baby. Direkt aksiyonla başladık. Bugün haberlere nasıl çıktım biraz ondan bahsedeceğim. İlginç görüntünün adresi Bursa. Belediye otobüsünü kaçıran yolcu arkasından baka kalmıştı ki... Bursa'da kartına para yüklediği sırada belediye otobüsünü kaçıran gencin yardımına motosiklet sürücüsü yetişti. O halde yolda bırakmaya içe el vermeyince motosikletini aldı. Kaçan otobüsü bir sonraki durakta tam zamanında yakaladı. Şimdi ben televizyona neden çıktım? Nasıl çıktım? Nereden çıktım? Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Onu anlatacağım arkadaşlar. Yani bütün aşamalar nasıl oldu? Benim bir önceki Bursa İnka'ya Çınar videomda onun dönüşünde kas kamerasını kapatmadım. Ondan sonra çekirgeye doğru yaklaştığımda bir tane çocuğu gördüm. Ben bayağı bir aksiyonda koşuyor. Kaldırıma girmeden direkt yoldan koşuyor çocuk. Benim önümden koşuyor daha doğrusu. Direkt önüme çıktı. Otobüs durağına koştuğunu anladım. Yanına geldim hemen. Dedim ki yani otobüsümü kaçırdın dedim. He dedi. Evet, otobüse mi yetişecektin sen? Bu video benim İnka'ya Çınar'ın sonunda vardı zaten. Ama fragmanın sonunda olduğu için çok dikkat çekmedi. Videoyu ben ekstradan ayrıyetten paylaştım. Sadece o kısmını TikTok'ta paylaştım. TikTok'ta da bir paylaşınca çok büyük bir ilgi gördü. Bir günde 100 bin izlenmeye ulaştı. Acayip yorumlar geldi. Çok güzel yorumlar geldi. Yani video ben YouTube'da çektikten sonra hemen patlamadı. O kısmı TikTok'a attıktan sonra patladı. 100 bini ulaştı kısa sürede bir günde. Çok ilgi gördü. Gel gelelim ki televizyona bu olay nasıl aksetti. Video şimdi TikTok'ta patladıktan sonra bir arkadaş bana Instagram üzerinden mesaj attı. İhlas Haber Ajansı'ndan bir arkadaş videoyu görmüş ve haber niteliği taşıdığını düşünerek bana ulaştı. Ya cebimde telefon çalıyor şu an, bir konuşturmadılar ha. Kim aradı? Biz telefonu kapatalım en iyisi. Telefonu kapatalım, yayınlarda sıkıntı oluyor. Gel abi gel serbest gel. Gel gel serbest gel. Gel serbest. Şu an serbest değil abi bekle bekle. Abi ben deyince gelecek. Geç abi geç. Bir şey değil. Gördüğünüz gibi iyilik böyle bir şey. Neyse TikTok'ta bu patladıktan sonra İhlas Haber Ajansı'ndan arkadaş bana ulaştı. Bu olayın haber niteliği taşıdığını ve hani sizinle görüşüp röportaj yapmak istediğini söyledi. Ben de olur dedim. Röportaj videosu şimdi gelsin bir de benden izleyin. Agresifim, kompleksliyim. Yerdilerimi kaldırdığımda kedi gibi bir insanım. Ben... Yok tamam hemen başlayalım. Evet, tanıyabilir miyim? Evet, ben Hami Dur Muysa'da yaşıyorum. Hami Kaza Motorvlog altında YouTube kanalım var. Orada videolar çekiyorum. Türkiye'nin en büyük ağacı olan İnka'ya ağacının Çınarı'na gitmiştim. Oradan dönüşte videomu kapatmadım. Şarjın yettiği yere kadar çekeyim dedim. Oradan dönerken otobüsün arasında geçtikten sonra bir tane çocuğun hızlı bir şekilde koştuğunu gördüm. Baktım anne çok canavarlığıyla koşuyor. Bunu dikkatimi çekti. Otobüsü kaçırmamak için koştuğunu anladım. Ondan sonra çocuk koşarken bir yavaşladı. Çünkü artık orada pes etmişti. Benim bu daha önce üniversite öğrencilik zamanlarımda başıma gelmişti. Son anda, son saniyede kaçırmış olduğum otobüsler, minibüsler aklıma gelmişti. Otobüse mi yetişecektin sen? He. Atla gel. Hemen arkaya atladı. Tom Cruise aksiyon sahnesi gibi birden bir sahne başladı. Aşağıdan gitti değil mi o? Evet abi. Tamam. Otobüsü kaçıran yolcunun imdadına yetişti. Onu bir sonraki durağa yetiştirdi. Abi Allah razı olsun. Ne demek ne demek? İnşallah alır. Bursa'da bir genç kartına para yüklerken bineceği otobüsü kaçırdı. Bu nereye koşuyor lan böyle? Dayı.
Otobüse yetişecektin abi. Hadi yetiş. Ama yetişemedi. Tam da o sırada arkasından gelen motosiklet sürücüsü Hami Durmuş onu gördü. Baktım anne çok canavarıyla koşuyor. Otobüse mi yetişecektin sen? He. Atla gel. Dikkatimi çekti. İlk defa yapıyorum bunu. Sonra da zamana karşı yarış başladı. Ya gözümün önünde koştun ya dedim. Bir sonraki durakta yakalarız onu. Durağı biliyor musun durağını? Ha, bak şu, şu mu? Evet abi o. Tamam yakaladık dur. Önümde duracağım onu. Otobüsün önüne kırdı. Kornaya bastı. Yolcuyu otobüse tam da zamanında yetiştirdi. Abi Allah razı olsun. Ne demek ne demek? İnşallah alır. Çocuğu oraya yetiştirdim. Çocuk çok sevindi. Çocuk çok sevindi. Bu dua etmesi bile benim için yeterli. Böyle iyiliklerin artmasını ve çoğalmasını istiyoruz diye insanlar yorum yapıyordu. Motorculardan zarar gelmez diye yorumlar vardı. Çok güzel yorumlar vardı. Bunlar tabii benim motivasyonumu yükseltiyor. Çok enerji veren bir yorumlar. Eve gittiği zaman anlatmıştır belki kendisi de beni böyle böyle bir motorcu yetiştirdi diye. Onun için de güzel bir anı olmuştur. Benim için de güzel bir anı oldu. Evet arkadaşlar röportajı yaptıktan sonra ben tabii heyecanla bekliyorum. Ne zaman yayınlanacak diye. Çocuk dedi ki hemen ertesi gün yayınlanır abi dedi. Röportajı pazar günü yaptık. Pazartesi günü sabah İhlas Haber Ajansı'nın web sitesinde gördüm önce haberi. Sonra öğleye doğru YouTube'a yüklemiş birkaç tane haber ajansı. Sonra sosyal medyaya düştü. Facebook'tan bana sağdan soldan mesaj atmaya başladılar. İşte seni şurada gördük, burada gördük. Tanımadığım akrabalar ortaya çıktı. Video gündüz her yere yayıldı. Bütün web sitelerinde, Twitter'da, Facebook'ta ve Instagram'da yayıldı. Ardından ben tabii akşam ulusal haberleri bekliyorum. Bakayım ulusal haberlerde çıkacak mı diye. İlk olarak Habertürk'te çıktı. Yani ben ilk orada gördüm. Sonra Star'da, sonra Show TV'de, TGRT Haber'de birçok ulusal kanalda haber çıktı. Normalde bu tarz iyiliklerin haber değeri bence taşımaması lazım. Bunlar zaten olması gereken şeyler. Yani o kadar çok kötü ve olaylı haberlerin içinde en azından benim video biraz daha farklı ve hani insanların içine biraz iyilik serpmiştir diye düşünüyorum. Çoğu insan dua etmiş. İşte gel sana yemek ısmarlayacağım, gel sana çay ısmarlayacağım demiş. Çok sağ olsunlar. Çok güzel yorumlar geldi ya. Bunlar benim motivasyonumu yükselten yorumlar. Ben şunu merak ediyorum. O arkadaşa kimse ulaşamadı. O da bana ulaşmadı. O bana ulaşırsa tekrar bir video çekeriz. Onunla bir açıklama yaparız. Ben de onun düşüncelerini merak ediyorum çünkü. Gelin şimdi bakayım size konuşalım. Haberi de anlatacağım ben size şimdi. Bu 125 abicim. Siz teker yapıyorsunuz mu? Ön kaldırma. Hiçbiriniz yapamıyorsunuz mu? Abi benim bisikletim nasıl? Abicim sen onu soracaktın. Mad Max filmini izledin mi? Oraya başrolü olmuş. Sen bisiklete ne yaptın? Niye fren yok, bir şey yok? Sonra frenlerini çıkardım. Anladım. Tutmuyordu diye komple sökmek ne lan? Ne bileyim BMX yapmak istedim. He o şekilde. Koltuk da dönüyor BMX. Sen onu sordum az önce arkadaşlarına. Sen teker yapabiliyor musun? Az bir şey yapabiliyorum. Sen yapabiliyor musun? Yapıyorum ver. Hanginizinkini yapayım? Tamam. Evet. Tamam. Tamam boyuna göre iyi kaldırdın. Tamam gel gel. Ön kaldırma şampiyonusun. Gel tamam hadi. Vay adam dönerken dizi değdiriyor. Yanlışlıkla göberek gidiyor da kamera. Tamam koy bisikleti şimdi sen. Kamera sende. Hadi sen alıştın kameraya. Gel sen tut şimdi şu turuncu bisikletle ben teker deneyeceğim. Motorla yapabiliyorum abi. Yapıyorum onu da yaparız. Tamam birer yapacağız ya. Çok da gidemiyorum ama azıcık yapıyorum. Eskiden daha çok gidiyordum. Aha! Gidemiyorum, çok gidemiyorum. Abi, kendimi çekiyorum. Harbi mi? Allah cezanı vermesin. Biz garanti alalım, iki tane daha kaldırayım. Dur hadi. Ekrana bak tamam mı? Sıkı tut. Ulan bir de sana güvendik. Kerem az önce kendini çektiği için tekrar ön kaldıracağız. Aferin Kerem. Hadi çek çek. Tamam bunu çektin herhalde. Tamam yeter. Frenler güzel, bisiklet on numara. Benim sevdiğim bisikletten bu da zaten. Aç birader YouTube'u aç 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 aç. Benim telefonum sende. Bir yeni abone kazanıyoruz. Yeni abone kazanıyoruz. Girdim abi. Hami Kaze birleşik. Küçük harflerim duydum. Küçük harf. Bak benim tişörtümde yazıyor. Hami Kaze. Onun için tişört yaptırdım ya. Kimse anlamıyor diye. Aynen. Bak o buldu. Bakayım. Türkiye'nin en büyük ağacı mı? Aynen. İnka Yaşınar'ı. Nerede? Osman Gazi'de. Çekirgenin üstünde. Onun bir sürdüğüm yer varmıştı.
Böyle Bursa'da neler varmış bak, o yüzden video çekiyoruz işte. Tamam, ne soracağınız, hadi bekliyorum. Az önce 1000 tane soru soruyordunuz. Abi hiç böyle tartıştığın oldu mu? Hiç arabalar seni sıkıştırdı mı? Arabalar her gün sıkıştırıyor, sıkıştırmadığı bir gün yok ama... Çok kötü bir şey. Şöyle bak, ilk videomda ne oldu biliyor musun? Tam ilk videoya böyle ilk çıktım. Tam lambalara geleceğim, tam kendimi tanıtacağım. Araba bir gördü, önüme bir sıkıştırdı beni. Dakika bir gol bir diye, orada zaten birinci videoda izlersiniz. Adamın hemen yanına gittim, açtı camı, özür dilerim yaptı. Ondan sonra bir şey demedim hemen. Adam şimdi öyle özür diledikten sonra bir daha münakaşaya gerek duymuyorum ben. Tamam. Şimdi 3'ten geriye sayacağım, Hamikaze'ye abone olunacağınız, tamam mı? Çok bağırmayın ama, etraftan bakmasın ya da bağırın. Bağıracağız ki herkes... Aynı anda diyeceğiz. 3-2-1 o yüzden sayıyorum, tamam mı? Çünkü daha önce bir videoda yaptık. Gül önemli değil. Daha önceki bir videoda yaptık, güzel oldu. Çocuklarla böyle ilk de beceremediler, sonra güzel yaptılar. Şimdi 3'ten geriye sayacağım. Diyeceğiniz ki önce bir prova yapalım. Hamikaze'ye abone olun. Hamikaze'ye abone olun. Ha sen söyle. Hamikaze'ye abone olun. Sen söyle. Hamikaze'ye abone olun. Tamam. Peki, şimdi 3'e kadar sayacağım. Ben hepiniz yaptınız zaten. Tamam, yapamayan yok. 3 2 1 Hamikaze'ye abone olun. Duydunuz.